Arkadaşlar selamlar, logaritma fonksiyon özellikleri konusunun ilk testine hep beraber başlayalım. İlk soruda 2 üzeri x eksi 1 eşittir 3 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar buradaki x eksi 1 ifadesini birisi bana Türkçe olarak tarif etse nasıl tarif eder? 2'nin kuvvetine geldiğinde cevabı 3 yapan sayı olarak tarif eder. İşte bu x eksi 1 ifadesini Türkçe değil de matematikçede yazmaya kalkarsak da bakın ne demiştik? 2'nin kuvvetine geldiğinde cevabı 3 yapan sayı. Bunu logaritma ifadesiyle gösteriyoruz. 2'nin kuvvetine geldiğinde cevabı 3 yapan sayı olarak gösteriyoruz. Peki x eksi 1 eşittir logaritma 2 tabanında 3 dedik. Şimdi eşitliğin iki tarafına da artı 1 eklersek x ne olarak karşımıza çıkıyor? Logaritma 2 tabanında 3 artı 1 olarak Adana seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir a olarak verilmiş. Buna göre 1 bölü 4 üzeri a eksi 1 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir a ifadesinde hemen üstel fonksiyona geçiş yaparsak ne olacaktır arkadaşlar? 2 üzeri a eşittir 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani ben her 2 üzeri a gördüğüm yere onun eşiti olan 3 yazabilirim. Peki o halde 1 bölü 4 üzeri a eksi 1 ifadesini biraz düzenleyelim. 4 nedir arkadaşlar? 2'nin karesidir. Yani bu aslında 1 bölü 2'nin karesinin a eksi 1. kuvveti olduğu. Bunu da düzenleyecek olursak bakın 1 bölü 2 üzeri 2a eksi 2 oldu. Şimdi buraya bakalım. 2 üzeri a ifadesi neydi? 3'tü. O halde iki tarafın karesini alırsak 2 üzeri 2a ifadesi 9'a eşit olacaktır. Ve şimdi iki tarafı da 2'ye bölmeye kalkarsak, hatta 2 üzeri 2'ye yani 4'e bölelim. 2 üzeri 2a eksi 2 eşittir 9 bölü 4 olarak karşımıza çıkacak. O halde buradaki 2 üzeri 2a eksi 2 yerine ne yazabiliriz? 9 bölü 4. Cevabımız böylece 1 bölü 9 bölü 4'ten 4 bölü 9 olarak Adana seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. Logaritma 2 tabanında logaritma x eşittir 3 olarak karşımıza sunulmuş. Bu eşitliği sağlayan x değeri kaçtır diye soruluyor. Hep beraber bakalım. Logaritma 2 tabanında logaritma x eşittir 3. İlk olarak arkadaşlar üstel fonksiyona geçecek olursak buradan ne diyebiliriz? 2 üzeri 3 eşittir logaritma x. Yani logaritma x eşittir 2 üzeri 3. Logaritma x biliyoruz ki bu aslında 10 tabanında. O halde ki 2 üzeri 3'ün cevabının 8 olduğunu da biliyoruz. Yine bir üstel fonksiyona geçiş uygulaması yaparsak ne olacaktır arkadaşlar? 10 üzeri 8 eşittir x olarak karşımıza çıkacaktır. Yani x ifadesi 10 üzeri 8 olarak yine Adana seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. E doğal logaritma tabanı olmak üzere logaritma 1 bölü 2 tabanında ln x eşittir eksi 1 olduğuna göre x kaçtır diye sorulmuş. Hep beraber yine bakalım arkadaşlar. Logaritma 1 bölü 2 tabanında ln x eşittir eksi 1. İlk olarak üstel fonksiyona geçiş uygulamasını bir yapalım buyurun. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 neye eşit olacaktır? Ln x ifadesine. Ln x eşittir 1 bölü 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti de ne oldu arkadaşlar? 2 olarak karşımıza çıktı. Peki ln ifadesi aslında ne demekti? Logaritma e tabanı demekti. Yani ln x aslında logaritma e tabanı x demektir. Ve bunun da cevabı 2 olarak bize sunulmuş. O halde yine bir üstel fonksiyona geçiş yapalım buradan. Bakın döngü nasıl sağlandı arkadaşlar? E üzeri 2 eşittir x olarak. Yani x sayısı e üzeri 2 olarak yine ve yine Adana seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. E doğal logaritma tabanı olmak üzere ln logaritma 3 tabanında x eşittir 1 olarak bize verilmiş. Bu eşitliği sağlayan x sayısının kaç olduğu soruluyor. Haydi hep beraber bakalım. Ln logaritma 3 tabanında x eşittir 1. Ln demek ne demekti aslında arkadaşlar? Logaritma e tabanı demekti. Yani logaritma e tabanında logaritma 3 tabanında x
eşittir 1 olarak bize verilmiş. İlk olarak ilk üstel fonksiyona geçişimizi gerçekleştirelim. E üzeri 1 eşittir neye? Logaritma 3 tabanında x'e. Logaritma 3 tabanında x eşittir e üzeri 1, yani e. Şimdi tekrardan bir üstel fonksiyona geçiş uygulaması yapalım. O halde neye eşit olacaktır arkadaşlar, bakın. 3 üzeri e eşittir x olarak karşımıza çıkacaktır. X sayısı 3 üssü e olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Logaritma 5 tabanında 5 çarpı logaritma 3 tabanında logaritma x tabanında 3 ifadesi 1'e eşitmiş. Bunu sağlayan x değeri kaçtır demiş. Gördüğünüz gibi sanki bir tekerleme var burada. Haydi hep beraber başlayalım. Logaritma 5 tabanında 5 tane, logaritma 3 tabanında logaritma x tabanında 3. Vay maşallah. Bunun cevabı 1'miş. Şimdi gençler, bir kere şöyle bir pratiğimiz de vardı hatırlarsanız. Logaritmik bir ifadenin cevabının 1 olabilmesi için logaritmanın taban kısmı ile iç kısmının birbirine eşit olması lazımdı. Hatırlamazsak bile hemen üstel fonksiyonu geçişi yapalım bakın. 5 üzeri 1 eşittir ne oldu? İç kısım. Yani 5 tane logaritma 3 tabanında logaritma x tabanında 3 ifadesi neye eşit olacaktır? 5'e. Peki iki tarafı da 5 ile sadeleştirecek olursak ne geldi karşımıza arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında logaritma x tabanında 3. Bu ifadenin 1'e eşit olmasını istiyoruz. Yine bakın aynı şekilde logaritmik bir ifadenin cevabının 1 olabilmesi için iç kısmın ve tabanın birbirine eşit olması lazım demiştik. Unutursak yine üstel fonksiyona geçebiliriz. Ne geldi buradan, bakın döngüye dikkat. 3 üzeri 1 eşittir logaritma x tabanında 3. Logaritma x tabanında 3 eşittir 3 üzeri 1, yani 3 geldi. Şimdi son aşamada tekrardan bir üstel fonksiyona geçiş uygularsak ne geldi karşımıza? X üssü 3 eşittir 3. Şuraya yazalım arkadaşlar şöyle. X küp eşittir 3 olarak karşımıza çıktı. Bize de x lazımdı. O halde iki tarafında küp kökünü alalım. X eşittir küp kök 3 olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. M pozitif gerçek sayı olmak üzere logaritma m tabanında logaritma 2 tabanında 1 artı logaritma 3 tabanında x artı 1 ifadesinin 0'a eşit olduğu verilmiş ve bu eşitliği sağlayan x değeri bize soruluyor. Şimdi pratikten gitmek istersek arkadaşlar, logaritmik bir ifadenin cevabının 0 olabilmesi için iç kısmının 1 olması gerektiğini hatırlamalıyız. Ola ki unuttuk, ki unutulacak bir şey değil aslında ama yine de o an unutmuş olabiliriz. Yine yazalım hemen, bakın logaritma m tabanında logaritma 2 tabanında 1 artı logaritma 3 tabanında x artı 1. Evet, şöyle şöyle şöyle. Bu ifade 0'mış. Hemen üstel fonksiyona geçelim. M üssü 0. M sayısı pozitif bir gerçek sayıdı. Her pozitif sayının 0. kuvvetinin 1 olduğunu biliyoruz. Bu neye eşit olacak? İç kısma. Yani logaritma 2 tabanında 1 artı logaritma 3 tabanında x artı 1. Bu ifadenin ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? M üzeri 0'a eşit, yani 1'e eşit olmasını istiyoruz. Peki logaritmik bir ifadenin cevabının 1 olması için iç kısımla tabanın birbirine eşit olması lazımdı. Tabanda ne yazıyor? 2 yazıyor. O halde iç kısımdaki 1 artı logaritma 3 tabanında x artı 1 ifadesinin 2 olmasını isteriz. Eşitliğin iki tarafından da 1 çıkartacak olursak logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir 1 olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar, logaritmik bir ifade var karşımızda ve cevabın 1 olmasını istiyoruz. O halde iç kısımla tabanın birbirine eşit olmasını isteriz. X artı 1 eşittir 3 eşitliğinden x'i 2 olarak Adana seçeneğinde görebiliriz. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. 2a çarpı logaritma b eşittir 1 olarak verilmiş. Buna göre b üzeri a kaçtır diye soruluyor. Haydi hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, eşitliğin iki tarafını da istersek 2'ye bölebiliriz. O halde karşımıza ne gelecektir? A çarpı logaritma b eşittir 1 bölü 2. Peki logaritmik bir ifadenin başındaki katsayı logaritmanın iç kısmının kuvvetine yazma hakkımız var mıydı? Kesinlikle vardı.
O halde bu ifade aslında logaritma b üssü a demektir. Logaritma b üzeri a'nın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ve buradaki logaritmanın tabanının özel olarak belirtilmediğine göre 10 olarak verildiğini de aslında biliyoruz. Şimdi üstel fonksiyona geçecek olursak arkadaşlar, bakın döngümüze dikkat. Ne geldi karşımıza? B üzeri a eşittir 10 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2. kuvvet demek karekök demektir. Yani karekök 10'a eşit olacaktır. Kimdir o? B üzeri a. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde diyerek 9. soruyla devam. Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya. A ve B birden farklı pozitif gerçel sayılardır denilmiş. 3 üzeri x kare eksi 1 ifadesi a olarak ve 3 üzeri x ifadesi de 3b olarak bize verilmiş. Buna göre x'in a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu soruyu çözdüğünüz zaman ben açıkçası düşünüyorum ki bu soruyu izlemeye çok fazla kişi gelecek. Çünkü bir çözüm yapacaksınız, yalnız şıklarda çözümünüzü bulamayabilirsiniz. Ki çözümünüz doğru da olabilir. Biz burada bize verilen şıklardan aslında hangisinin x'e eşit olduğunu görmemiz lazım. Yani şöyle ki bakın, mesela bir çözüm olarak şunu sunabiliriz ama direkt şıklarda bu çözüme ulaşamayabiliriz. 3 üzeri x kare eksi 1 ifadesi a olarak verilmiş. 3 üzeri x de 3b olarak verilmiş. Bir kere x kare eksi 1 nedir arkadaşlar? X eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir. Yani 3 üzeri x kare eksi 1 demek aslında 3 üzeri x eksi 1'in x artı 1. kuvveti olarak da yazılabilir. Bu ifade a olarak karşımıza çıkmış. Peki şurada bakın, 3 üzeri x eşittir 3b eşitliğinde iki tarafı 3'e bölersek 3 üzeri x eksi 1 karşımıza ne olarak gelecek? B olarak gelecek. Yani ben burada istersem 3 üzeri x eksi 1 yerine artık b yazabilirim. Bunu gördüm. O halde geldim burada 3 üzeri x eksi 1 yerine b yazdım. B üzerinde x artı 1 eşittir ne olarak karşımıza çıktı? A olarak karşımıza çıktı. Şimdi birisi bana x artı 1'i tarif etse nasıl tarif eder Türkçe olarak? B'nin kuvvetine gelince cevabı a yapan bir sayıdan bahseder. İşte biz bu x artı 1'i matematik dilinde yazmaya çalışalım. Ne dedik? B'nin kuvvetine gelince cevabı a yapıyor. Ki bunu logaritma üstlenmişti. B'nin kuvvetine gelince cevabı a yapan sayı. Yani logaritma b tabanında a demektir. Şimdi x'i yalnız bırakalım arkadaşlar. X ne olarak karşımıza çıktı? Logaritma b tabanında a eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Böylece cevabın Denizli seçeneğinde olduğunu görüp 10. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 10. soruya. X 0 ile pi bölü 2 açık aralığında bir sayı olarak verilmiş ve logaritma tanjant x eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın x değerleri neden 0 pi bölü 2 aralığında verilmiş acaba? Çünkü x sayısı aslında tanjantın içine yazılmış. Dolayısıyla tanjantın içindeki ifade 0 ile pi bölü 2 arasında olduğu takdirde cevabın pozitif gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve logaritmanın iç kısmı da böylece pozitif olarak karşımıza çıkacaktır. Ve logaritmik ifade tanımlı olacaktır. Peki şimdi hep beraber başlayalım. Logaritma tanjant x eşittir 0 dedik. Logaritmik bir ifadenin cevabının 0 olabilmesi için iç kısmının ne olması lazımdı? Kesinlikle 1 olması lazımdı. O halde biz ne istiyoruz arkadaşlar? Tanjant x'in 1 olmasını istiyoruz. Peki tanjant nerede 1'di? Birinci bölgeden bahsediyoruz. Yani 0 pi bölü 2 aralığında tanjantı 1 olan açının ölçüsünün radyan cinsinden değeri nedir arkadaşlar? Tabii ki de pi bölü 4. 45 derece biliyoruz ki. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğindedir deyip 11. soruyla devam edelim. Arkadaşlar selamlar, geldik 11. soruya. Logaritma 2 tabanında logaritma x tabanında 3 eşittir 1 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Logaritma 2 tabanında logaritma x tabanında 3. Bu ifadenin ne olmasını istiyoruz? 1 olmasını istiyoruz. Logaritmik bir ifadenin cevabının 1 olabilmesi için logaritmanın taban kısmı ile iç kısmının birbirine eşit olması gerekiyordu. O halde logaritma x tabanında 3'ün ne olmasını isteriz arkadaşlar? Tabana, yani 2'ye eşit olmasını isteriz. Şimdi tam da şu aşamada üstel fonksiyona geçersek bakın ne gördük? Döngüye dikkat. X kare eşittir 3 olarak karşımıza çıktı. Peki x kare 3 ise x kaçtır arkadaşlar? X de kesinlikle karekök 3'tür.
Normalde karesi 3 olan bir sayı daha var. Kimdir o? Eksi karekök 3. Yalnız burada bakın x sayısı arkadaşlar logaritmik bir ifadenin tabanına yazılmaya hak kazanmış. Demek ki bu sayı kesinlikle 1 dışında pozitif bir sayı. Dolayısıyla eksi kök 3 olamaz. O halde cevabın Denizli seçeneğinde olduğunu görüp 12. soruyla devam edelim. Arkadaşlar selamlar, geldik 12. soruya. Logaritma 2 tabanında 16 eksi logaritma 5 tabanında 1 bölü 5 üzeri 7 artı logaritma kök 2 tabanında 4 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler istersek bu soruyu mealen çözebiliriz ya da logaritma fonksiyonu özelliklerinden yararlanarak çözebiliriz. Şimdi hep beraber bakalım. Logaritma 2 tabanında 16. Bunu Türkçeleştirirsek aslında ne söylemiştik hatırlayın? 2'nin kuvvetine geldiğinde cevabı 16 yapan sayı. Bu sayının kaç olduğunu herkes biliyor. Hangi sayıyı ben 2'nin kuvvetine yazarsam cevap 16 gelir? Kesinlikle ve kesinlikle 4. Yani biz bunu istersek direkt 4 diyebiliriz. Ama logaritma fonksiyonu özelliklerini kullanalım beraber, bir de böyle çözelim. 16 sayısı nedir aslında arkadaşlar? 16 sayısı biz biliyoruz ki 2 üzeri 4'e eşittir. Ve logaritmanın iç kısmının kuvveti logaritmanın başına çarpım olarak yazılabilir. Doğru mu? Çarpım olarak yazılabilir. Yani bu ifade 4 tane logaritma 2 tabanında 2'ye eşittir. Logaritma 2 tabanında 2 de zaten 1 olduğu için cevap 4 çarpı 1'den ne eşit oldu? 4'e eşit oldu. Yalnız mealen çok daha rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde çözebiliyorduk. 2'nin kuvvetine geldiğinde cevabı 16 yapan sayı. Kimdir o? Tabii ki de 4. Haydi geldik ikinci kısma. İkinci kısımda ne var gençler? Logaritma 5 tabanında 1 bölü 5 üzeri 7. 1 bölü 5 üzeri 7 sayısı 1 bölü 5 üzeri 7 ne demek aslında? 5 üzeri eksi 7 demektir, doğru mu? 5 üzeri eksi 7. Peki. Yine burada da arkadaşlar bakın. Kuvveti şöyle bir başa atalım. Şurada eksi yazıyor, karışmasın. Evet. Kuvveti bir başa atalım. Ne geldi karşımıza? Eksi 7 tane logaritma 5 tabanında 5. Logaritma 5 tabanında 5 ifadesi zaten 1'e eşit. Dolayısıyla bu ifade de eksi 7'ye eşit oldu. Son kısımda ne var arkadaşlar? Bakın buraya dikkat. Logaritma kök 2 tabanında 4. Şimdi burada da aynı şekilde bakın. Mealen yapabiliriz istersek. Kare kök 2'nin yani kök 2'nin kuvvetine geldiğinde cevabı 4 yapan sayı. Şöyle bir düşünelim. Kök 2'nin karesini alsam cevap 2 olurdu. Bir daha karesini alırsam da cevap 4 olur. Yani aslında kök 2'nin 4. kuvvetini almam lazım 4'e ulaşabilmek için. Logaritma kök 2 tabanında 4 demek kök 2'nin kuvvetine geldiğinde cevabı 4 yapan sayı demek değil miydi? Kesinlikle. Dolayısıyla bu ifadenin cevabı da 4 olmalı. Ha, bu şekilde yorum gücüne henüz sahip değilsek o halde logaritma fonksiyonu özelliklerini kullanmaya devam edelim. Kök 2 sayısı aslında nedir arkadaşlar? 2 üzeri 1 bölü 2'dir. O halde bunu bu şekilde düzenleyelim bakın. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 2 tabanında nedir burada? 4 var. Hatırlarsanız arkadaşlar logaritmik bir ifadede tabanın kuvveti logaritmanın başına bölüm durumunda geçebilir, doğru mu? Yani bu neye eşit olacaktır bakın. 1 bölü 1 bölü 2 tane logaritma 2 tabanında 4. Hatta 4'ü de biz 2'nin karesi olarak yazabiliriz. O halde logaritmanın iç kısmının kuvvetini de logaritmanın başına çarpım şeklinde atalım. Ne geldi buradan? 2 bölü 1 bölü 2 tane logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2 1 zaten. 2 bölü 1 bölü 2 nedir? Yani 2 çarpı 2'den cevap ne oldu? 4 olarak karşımıza çıktı. Peki bize ne sorulmuştu? Logaritma 2 tabanında 16 yani 4. Eksi logaritma 5 tabanında 1 bölü 5 üzeri 7 ki biz onu burada eksi 7 olarak bulduk. Eksi eksi 7 dedik, evet. Artı logaritma kök 2 tabanında 4, onu da ne olarak bulduk bakın? 4 olarak bulduk. Peki cevabımız böylece 8 artı 7'den 15 olarak Edirne seçeneğinde karşımıza çıkıyor gençler. Arkadaşlar selamlar, geldik 13. soruya. Birden farklı A ve B pozitif gerçel sayıları için küp kök A eşittir B üssü 5 eşitliği sağlandığına göre logaritma A tabanında kare kök B ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi küp kök A, şunu bir tekrardan yazalım. Küp kök A eşittir B üzeri 5 ifadesinde biz A'nın eşitini elde edebilmek için iki tarafın da küpünü alsak
İki tarafın şöyle arkadaşlar ne yapacağız bakın. Küpünü alacağız. Evet. Küp kök A'nın küpü ne oldu? A oldu. Eşittir B üzeri 5'in küpü. Yani B üzeri 15. Bu ne demektir? Her A gördüğün yere istersen B üzeri 15 yazabilirsin. O halde bizden istenen ifadeye hemen bir bakalım. Logaritma A tabanında karekök B. Yani bu da B üzeri 1 bölü 2 demek, biliyoruz doğru mu? Peki 1 bölü 2. Şimdi A yerine ne yazabiliyordum ben? B üzeri 15. Düzenleyelim. Logaritma B üzeri 15 tabanında B üzeri 1 bölü 2. Hatırlarsak logaritmik bir ifadedeki iç kısmın kuvveti logaritmanın başına çarpım durumunda, tabanın kuvveti de logaritmanın başına bölüm durumunda geçebilirdi. Tabii ki tabanın ve iç kısmın yine pozitif kalması gerektiğine dikkat ederek bunu söylüyoruz. Zaten bize burada A ve B pozitif olarak verilmişti. O halde bu ifade ne eşittir arkadaşlar? 1 bölü 2 bölü 15 tane logaritma B tabanında B. Logaritma B tabanında B. Bu zaten 1'e eşit. Cevabımız da 1 bölü 2 bölü 15'ten ne eşit olacaktır? 1 bölü 30 olarak Denizli seçeneğinde karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar selamlar, geldik 14. soruya. Karekök x karekök x eşittir e üzeri 6 eşitliğini sağlayan x değeri için ln x kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi burada ne var arkadaşlar, ilk olarak bakın. Karekök x karekök x. Şimdi bu ifadede bakın, şu x'i eğer ki içerideki karekökün içine gönderecek olursam x karekökün içine nasıl girer? Tabii ki de x kare olarak girer. O halde bu ifade ne eşit oldu? Karekök karekök x kare çarpı x. Bunu da düzenleyelim. X kare çarpı x ne oldu arkadaşlar? X küp oldu. Yani karekök karekök x küp. Peki. Şimdi karekök karekök x'i de karekök bakın. Yani bu ifade aslında x küp üzeri 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2'ye eşit oldu. X küpün 1 bölü 2. kuvvetinin 1 bölü 2. kuvveti. Yani neye arkadaşlar eşit oldu bakın? X üzeri 3 bölü 4'e eşit oldu. Peki bunun eşiti ne olarak verilmişti bize? Dikkat! X üssü 3 bölü 4 eşittir E üzeri 6 olarak verilmişti. Bize ne lazım? Bize X lazım. Bakın bu eşitliği sağlayan X değerini araştırıyoruz. O halde X'e ulaşmak için iki tarafın hangi kuvvetini almam lazım? 4 bölü 3. kuvvetini almam lazım. Haydi iki tarafın 4 bölü 3. kuvvetini alalım buyurun. X üzeri 3 bölü 4'ün 4 bölü 3. kuvveti. Bakın 4'ler ve 3'ler sadeleşti. Ne kaldı burada? X kaldı. Burada da E üzeri 6'nın 4 bölü 3. kuvveti. 6 kere 4, 24 bölü 3'ten ne geldi karşımıza? 8 olarak karşımıza çıktı. Peki bu X değeri için bize ne sorulmuş peki? Ln X sorulmuş. Ln X. X yerine ne yazacağız arkadaşlar? E üzeri 8. Ln E üzeri 8. Ln demek zaten logaritma E tabanındaydı. Yani E'nin hangi kuvveti E'nin 8. kuvvetine eşittir diye soruyor aslında. Tabii ki de 8. kuvveti. Dolayısıyla cevabın Edirne seçeneğinde olduğunu görerek 15. soruya geçiyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 15. soruya. Karekök logaritma 16'nın karesi artı logaritma 1 bölü 8'in karesi. Bu ifadenin sonucu neye eşittir diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi ilk olarak bir düzenleyelim. Burada ne var bakın? Logaritma 16'nın parantez karesi var. Şimdi logaritma 16. 16 hangi asal sayının kaçıncı kuvvetine eşittir diye sorduğumuz zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 16 aslında 2'nin 4. kuvvetidir. Yani bize logaritma 2 üssü 4'ün karesi sorulmuş. Peki biz hatırlıyoruz ki logaritmanın iç kısmının kuvvetini logaritmanın başına çarpım durumunda atabilirdik. Logaritmanın iç kısmını hala pozitif şekilde tutacak şekilde tabii ki. O halde bunu nasıl yazabiliriz biz? 4 tane logaritma 2 diye yazabiliriz. Bunun karesi var. Bu kareyi de aldığımız zaman ne geldi bakın? 4'ün karesi, yani 16 tane logaritma 2'nin karesi. Yani log kare 2. Evet. Şimdi geldik ikinci ifadeye. Logaritma 1 bölü 8 demiş. 1 bölü 8. Şöyle bir yapalım arkadaşlar, hemen bir düzenleyelim. 1 bölü 8 demek aslında 1 bölü 2 üzeri 3 demek. Yani bu da 2 üzeri eksi 3 demektir. Yani elimizde bizim aslında logaritma 2 üzeri eksi 3 var. Tabi bunun da yine karesini aldırmış.
Haydi bakalım arkadaşlar. İlk olarak logaritmanın iç kısmının kuvvetini logaritmanın başına çarpım durumunda atarak başlıyoruz yine işimize. Eksi 3 tane logaritma 2 oldu. Bize bunun karesini al diyor. Karesini alalım. Eksi 3'ün karesine geldi. 9 geldi. Log 2'nin karesi log kare 2. Doğru mu? Log kare 2. Evet. Bize ne demiş arkadaşlar? Bunları topla. Toplayalım bakalım. 16 tane log kare 2 artı 9 tane log kare 2. Toplarsak 16, 9 daha ne yaptı? 25 tane log kare 2 yaptı. 25 5'in karesi. Log kare 2 de log 2'nin karesi. Yani aslında bu sayı 5 tane log 2'nin parantez karesi. Peki bize de zaten bunun kare kökünü al demişti. O halde arkadaşlar kare kökünü alalım. Zaten cevap çıktı gördüğünüz gibi. 5 tane log 2'nin parantez karesinin kare kökü. Cevap dışarıya mutlak değer 5 tane log 2 olarak çıkar. Ki bu da direkt 5 tane log 2'ye eşittir. Şimdi logaritmanın başındaki çarpım durumunda bulunan sayı yine iç kısmın kuvvetine taşıyabiliriz. Dolayısıyla bu da logaritma 2 üzeri 5'e eşittir. Logaritma 2 üzeri 5'te logaritma 32 demektir. Böylece cevabın Denizli seçeneğinde olduğunu gördük ve bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte ve yine diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşça kalın, acille kalın.